önce iki maddelik tartışmalı anayasa değişikliği teklifini meclis gündemine sunan ancak depremin ardından o anda düzenlemeden vazgeçen iktidar partisi 1 Ekim'de başlayacak 28. dönem 2. yasama yılında yeniden aynı teklifle mecliste olmayı planlıyor. İktidar kurmayları depremin ardından vazgeçilen düzenlemenin yeniden 1 Ekim'den sonra gündeme geleceğini, özellikle 3 partiyle ilgili çok büyük umutlarının olduğunu söyledi. Seçim nedeniyle kadük kalan düzenleme kapsamında ilk madde başörtüsü maddesiydi. Bu madde kapsamında başörtüsü, burka, peçe gibi tartışmalı kıyafetlere ve giyim kuşama anayasal güvence getirilmek isteniyor. İkinci madde ise anayasaya getirilecek evlilik birliği bir kadın ve bir erkek arasında sağlanabilir cümlesiyle özellikle LGBTİ kişi ve kurumlarının hedef alındığı bildiriliyor. Burada da evlilik ve aile birliğinin bir bahane olarak sunulduğunu bildirelim. Seçimden önce gündeme gelen teklif iktidarın meclis aritmetiğinde elinin kolunun bağlı olması nedeniyle de açıkçası beklemeye alınmıştı. Fakat 14 Mayıs seçimlerinde oluşan yeni düzen iktidarı yeniden bu teklifi gündeme getirmeye itti. Hemen meclisin yeni aritmetiğinden bahsetmek istiyorum. 600 kişilik TBMM'de 263 milletvekili AKP'ye, 50 milletvekili ise MHP'ye ait. Yine Cumhur İttifakı ortaklarından yeniden Refah Partisi'nin 5, Hüdapar'ın 4, Demokratik Sol Parti'nin ise 1 milletvekili bulunuyor. İktidar Saadet Partisi altında birleşen Saadet ve Gelecek grubuna büyük önem verdiğini açıkçası meclisteki kulis görüşmelerinde, kulis buluşmalarında ifade ediyor. Bu iki partinin toplamda 20 milletvekili bulunuyor. Ayrıca Deva Partisi'nden de gelebilecek 15 destekle birlikte toplam destek sayısı 358'e çıkabilir. İktidarın planı bu. Mecliste bir anayasa değişikliği teklifinin kabul edilerek direkt kabul edilmesi için 400 oya, referanduma gönderilmesi için ise 360 oya ihtiyaç bulunuyor. Bu noktada eğer Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva'nın desteğini almış olması durumunda iktidarın 358 oyu olacak ve dışarıdan sağlanacak iki destekle referanduma teklif götürülebilecek. Tam bu aşamada iktidarın CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti görüşmeleri başlayacak. İktidarın buradaki planı bir şekilde blöf yapmak, yerel seçim kozunu ortaya koymak. İktidar geçmişte de denenen çift sandık durumunu bu kez yerel seçimlerde yapmayı planlıyor. Bu üç partiyle gerçekleştireceği görüşmelerde eğer destek verip 400 oyla teklifimizi geçirmezseniz yerel seçimlerde çift sandık kurulur cümlesini ima da olsa görüşmelerde bildirebilir. Bu konuda demeçler verilmeye başlandı. 1 Ekim bekleniyor. 1 Kasım'a kadar bu görüşmelerin şekillenebileceği ifade ediliyor. Bu noktadan sonra yerel seçimler beklenecek ve yerel seçimlerden sonra iktidarın ikinci anayasa değişikliği planı ortaya çıkacak. Buysa yine oluşan ve güvendikleri yeni meclis aritmetiğine göre Cumhuriyet tarihinin en gerici yeni anayasasını yapmak istiyor iktidar partisi. Mevcut anayasayı bile rahmetle okutabilecek düzenlemelerin hayata geçirilebileceği bildiriliyor. Fakat bunun için çalışmaların gelecek yılın Mart ayından sonra yapılacağı bildiriliyor.